Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV izleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Resulullah'ın salavatıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Resulullah Efendimizin şefaati sizlerin üzerine olsun, ümmetin üzerine olsun inşallah. Bu jenerikle giriyoruz. Efendimizin hadisleri salavatla. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bana diyor cuma günleri salavatı çok getirin. İnşallah biz de buna binaen hatırlatma babında bu jenerikle beraber sizlerin huzuruna salavatla giriyoruz elhamdülillah. Evet. Allah kabul etsin salavatlarınızı, çektiğiniz zikirleri, duaları. Elinizden tesbih, dilinizden zikir eksik olmasın inşallah. Yoksa zaten bu dil bir şeyleri konuşacak, zaten bir şeyleri söyleyecek değil mi? Sevgili kardeşler, ne yapalım, hiç olmazsa ağzımızdan Allah'ın zikri, Resulullah'ın zikri var olsun, devam etsin ki yanlış şeyleri konuşmayalım. Yaşadığımız dünyada küs olanlara bakın, çoğu birbirinin gıybetini yaptığını duyduğu için, falanca filanca hakkında konuştuğu için gitmişler, kavga etmişlerdir, sözlü sataşma olmuştur ve birbirleriyle küskünlük meydana gelmiştir. Netice dünyada insanlığa, iyiliğe ya da kötülüğe kendini ne yapabilir? Meylettirebilir. Allah yolu koymuş, bir hidayet yolu koymuş. Sen o yolda gidebilirsin ya da yanlış yolu seçtiysen de, tercihini şeytani değil, rahmani değil de şeytani kullandıysan da yanlış yoldan gidersin. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel hayatından bahsetmeye çalışıyoruz. Çok çirkin şeyler duyuyoruz. Bu aralar bakıyoruz böyle Müslümanlar üzerinde, Müslümanların hatasının peşinde koşanlar var. Kendi bir tane doğruları olmayanlar, Müslümanların arasına fitne ateşi sokuyorlar. Fitne tohumları atıyorlar. Müslümanları birbirlerinden nefret ettirmenin peşindeler. Allah-u Teala Hazretleri gerçekten muhafaza eylesin. Bakın, geçen bölümde anlattık. Evs ve Hazreç kabilesi vardı. 120 yıl savaştılar. İslam'la barışı, huzuru buldular. Kavgayı bitirdiler. Şimdi Müslümanlara devamlı bir Müslümanı medyada servis edip başka Müslümanların ondan nefret etmesini sağlıyorlar. Ama bunu yapanlar kim? Bunlar melek değil. Kendi belki bir tane doğruları yok. Hayatlarında Allah'ı memnun edecek bir tane hareketleri yok. Bu insanlar Müslümanlar hakkında, İslam hakkında yorum yapıyorlar. İslam şöyle olmalı, İslam böyle olmalı, İslam şöyle olmalı. O yapılıyor, ona getiriyorlar. Bu sefer yine başka bir şeylerine saldırmaya başlıyorlar Müslümanların. Sormak lazım. Aile hayatımız şu an çok mu iyi? Niye? Şöyle olmaz, böyle olmaz, onu başardılar. Resulullah Efendimiz'in hayatını artık örnek gösteremiyoruz. Sahabeler örnek gösteremiyoruz. Gösteriyoruz ama uygulama anlamında söyledim. Ne oldu? Daha mı mutlu olduk? Biz hayatımızdan, evlerimizden, ticarethanelerimizden, Resulullah'ın güzel ahlakını, İslam'ın, güzel dinimizin güzelliklerini çıkardığımız zaman daha mı mutlu olduk? Bakın herkes kavgalarda, gürültülerde, mahkemelerde, efendime söyleyeyim, boşanmalarda, çocuklara karşı merhametsizliklerde, hepsi var. Sebebi ne? Sebebi Allah ve Resulünü dinlemeyince insanlar başka şeyleri dinliyor. Neyi dinliyor? Falancayı, filancayı, şunu, bunu. O falanca filanca da ne anlar İslam'dan yani? Adamın sırf hayatı öngörü. Böyle düşünüyorum, böyle olması lazım. Şu zaman, bu zaman elimizden bizim manevi değerlerimizi aldılar. Tabii manevi değerlerimiz gitti ama maddi değerlerimiz de çok kalmadı. Veya maddi değerlerimizin de bir anlamı kalmadı. Sen çocuğunu mutlu olmak için, mutlu etmek için hep maddiyatta yapamazsın. Çocuğun bir şeylerle mutlu olur gibi olur. Ama babaya karşı merhamet, babaya karşı saygı, babaya karşı sevgi kalmış mı? Anneye karşı sevgi, saygı kalmış mı? İnsanların, Müslümanların birbirine karşı saygı, sevgisi kalmış mı? Yok. Bakın bu haftaki konumuz Ensar ve Muhacir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hafta inşallah konumuz bunun üzerine olacak. İslam kardeşliği kuruldu Medine'de. Şimdi bir onların hayatına bakacağız. Bir onların birlik beraberliğine, birbirlerine son derece paylaşımlarına,
kardeşleri için her şeylerini feda edişine bakacağız. Ve bir de bu zamana demek ki ne kadar şeylerimizi değiştirmişler, elimizden almışlar. Ama yetinmezler. Bakın, elimizden her şeyimizi alsalar, dinimiz kalsa, yani imanımız, amellerimizi aldılar. Camilerimiz bizim, cennetin tabiri caizse giriş kapısıdır. Bekleme salonudur yani. Siz bir yere gittiğiniz zaman, bir yere uçakla gidecekseniz, uçaklarda ne var? Beklersiniz uçaklarda, saatiniz gelince sizi uçağa alırlar, gideceğiniz yere gidersiniz. Bir hastaneye gidersiniz, orada bir bekleme alanı vardır veya bir görüşmeye şuna buna gidersiniz. Bir bekleme alanı var. Bekleme alanından sonra gittiğiniz yer ne amaçla gitmişseniz o. Bugün cennetin tabiri caizse bekleme alanı camiler. Bakın bakalım camilere. Bugün tabiri caizse cennetin bekleme alanı anne babalarının rızası, Müslümanların birbiriyle güzel kardeşlik kurması. Bakın bakalım kim kimle nasıl kardeşlik kuruyor. Aldılar elimizden kardeşleri ya. Aldılar. Resulullah'ın ümmetini ehli küfür aldı. Ehli bidat aldı. Aramızda affedersiniz münafık gibi girip kendini İslamcı gibi gösterip Müslümanların yanlışlarını ön plana koyarak Müslümanlığın güzelliğini, İslam'ın güzelliğini örtenler yüzünden elimizden alındı. Cennetin girişleri, bekleme alanları hep bizim elinden gitti. Allah muhafaza eylesin, sanki şu zamanda cehennemin bekleme alanlarındayız. Yani adam o mekanda ölse gideceği yer belki cennete gidecek ama çok uzun sorgular, sualler verecek mekanlarda insanlar. Yanlış mekandalar, yanlış bekleme alanındalar. Oralarda ölseler cennete değil Allah muhafaza belki cehenneme gidecek alanlarda insanlar hayat geçiriyor. Oraların zevkini bize tattırdılar. Zehirleri bize tatlı diye gösterdiler. Ve daha da göstermeye devam edecekler. Ne zamana kadar? Bizler uyanana kadar. Ne zaman uyanacağız? Vallahi Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmedikten sonra ne konuşulursa, ne anlatılırsa, ne yapılırsa yapılsın düzelmez, işler yoluna girmez. Darmadağın paramparça bir hal alırız. Mevlana diyor, فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرَى كُلَّ حِزْمٍ مَا لَدَيْهِمْ فَرِحٌ Dini, işlerini paramparça ettiler. Herkes bir kafadan konuşur oldu. Herkesin kendince bir beğendiği şahıs oldu. Ortada inanılmaz manzaralar, İnanılmaz itikatlar, inanışlar, dehşete düşüren düşünceler, dehşete düşüren bir ümmet var. Ne olacak diyoruz? Kurtuluş belli. Allah reçetesini değiştirmez. İman ve ameli salih ve haramlardan kaçan bir ümmet, Allah'ın izniyle toparlanmış, Allah'ın yardımını hak etmiş bir ümmettir. Biz o ümmet olmaya bakalım. O ümmetten, o topluluktan, o inananlardan, olmaya bakalım sevgili kardeşlerim. Hocam biz olmayız. Ya olmayınca böyle işte yani mutlu olamayacaksın, huzurlu olamayacaksın. Yalancı dünyada, resimlerde, pozlarda hep böyle tebessüm. Şimdi insanlar vesikalık resim çektirirken ne yapar? Böyle bir tebessüm eder. Niye? Poz güzel çıksın diye. Şu anki tebessümler ve sevinçler sırf ekranlara oynanan bir sevinç. İç alemine bakıldığı zaman o resimden hemen sonraki haller, o fotoğraftan hemen sonraki haller kendini üzüntüye, yalnızlığa, boşluğa, karanlığa götüren bir bekleyiş, bir yaşantının içine sürükleniyorsun. Ama o resimler, o sosyal medyadaki resimlerle gülüşler, tebessümler insanları mutlu gösteriyor gibi oluyor. Bir bakıyorsunuz kavgalar, yürültüler devam ediyor. Rabbim tokatsız, azapsız, rahmetiyle, merhametiyle, güzellikleriyle, mükemmellikleriyle bizi yoluna koysun inşallah. Hatalarımızla veya azapla terbiye olma yoluna bizi sokmasın inşallah sevgili kardeşler. Evet, geçen hafta ne anlattık? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicretini anlatmıştık. Mekke döneminden bahsetmiştik. Müslümanlar arasındaki birlik beraberliği bahsetmiştik. Bu hafta bunun birlik beraberliğin tam böyle özüne ineceğiz inşallah. Tam böyle özüne. Resulullah Efendimizin Mekkeli muhacirler ile Medineli ensarın kardeş yaptığı güne döneceğiz. Ama müşriklerin de bu kardeşlikten önce Resulullah Efendimiz'e ve sahabesine bir tuzakları var. O da şu. Mekkeli müşrikler Medine'de sahabenin böyle kendini buluşu, rahatlamasıyla beraber
bir rahatsızlık içine girdiler. Devamlı Medine'nin Müslüman olmayan kanaat sahiplerine gerek maddiyatlarını kullanarak, gerek nüfuslarını kullanarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına müdahale etme, sahabenin hayatına müdahale etme. Şunları söylüyorlar. Ya bunlar Medikke'de yaşadı, kardeşlerden birbirine ayırdılar. Doğru, müşrik olarak kalanlar oldu. Müslümanlar oldu. Müslümanlar da kardeşlerinin yeri geldi. Vatanını, malını, mülkünü, her şeyini bıraktı. Allah yolunda İslam'ın güzelliğini anladı. O puta tapan, efendime söyleyeyim, zulmeden, aşağılayan, parasına göre, konumuna göre muamele görmeden değil, herkesin aynı safta eşit olduğu bir dini, bir metodu seçti. Ki metot budur zaten. Eşitlik, beraberlik, Allah katında kulların üstünlüğü makamıyla, parasıyla, boyuyla, posuyla, bedeni gücüyle değil, Allah'tan korkmasına göre ayarlandı. Bu dini seçti. Bunu tabi müşrikler ne anlıyor? Bizim atalarımızdan yıllardır babalarımız, dedelerimiz, onların da büyükleri, yani yıllardır devam eden bir sistem. Ve bu sistem içerisinde sevgili kardeşler, bir bakıyorlar ki kardeşleri gitmiş. Bazılarının annesi babası Müslüman oldu, bazılarının evlatları Müslüman oldu. Böyle olunca ne oldu? Zannediliyor ki ayrıldılar ve Medine'ye haber gönderiyorlar. Bak bunlara dikkat edin. Bunlar size nüfus ederlerse, işlerlerse bizim kardeşlerimizle birbirimizin arasını ayırdılar, böldüler, paramparça ettiler. Bunlara müdahale edin. Bunlara müdahale edin. Bunları şöyle yapın, bunları böyle yapın. Bir şey yazdılar. Baktılar ki olmadılar. İkinci kere tekrar bu tür böyle bir şey yaptılar. Siz söyleyin. Tekrar bir böyle kanaat önderlerini Müslüman olmayan Yahudilerden, Hristiyanlardan, müşriklerden ne yaptılarsa gibi kardeşler kullanarak Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabenin ilerleyişini, İslam'a davetini, tebliğini engellemek için cılız geçti. Ve ikinci kere denediklerinden de bir şey çıkmayınca sevgili kardeşlerim vazgeçtiler. Vazgeçmediler de çaresizliklerinden olayı durdurmaya getirdiler. Yoksa bir müşrik bir Müslümandan hiçbir zaman hoşlanmaz. Bir Yahudi, bir Hristiyan bir Müslümandan hoşlanmaz. Niçin? Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti bize yaşattıracağından dolayı ne diyor? Velen es'a'u billah velen terza anke lehudi velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Siz onların dinine girmedikten sonra onlar sizden razı olmayacak. Olay bu. O yüzden uğraştılar uğraştılar ama artık sesleri cılızlaştı ve Allah ileride elhamdülillah ki Bedir Savaşı ile beraber İslamiyet'in galibiyetini de nasip etti. O günleri de Resulullah Efendimiz'e ve sahabelere gösterdiler sevgili kardeşler. Ve bu sefer suikast üzerinde bir plan proje kurdular. Bir ses bir gürültü olduğu zaman bütün sahabe bir araya geliyordu. Hemen aman Resulullah bir şey olmasın diye. Böyle birkaç kere bir ses gürültüler vesaire bir şeyler oldu. Ama bu olay böyle atlatıldı, geçildi, gidildi. Şimdi gelelim kardeşliğe. İşte bugün Müslümanların Allah noktasında hiçbir Müslüman farklı bir Allah düşünmüyor. Şöyle baktığınız zaman bir Müslüman bir Allah'a inanırken başka bir Müslüman başka bir Allah'a inanmıyor. Herkes kainatın yaratıcısı, tek olan, her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan, azamet, kudret sahibi, hepimizin sahibi, kulu olmakla şeref duyduğumuz Allah-u Teala var. Elhamdülillah. Müslümanlara bakın, kimin kulusun dedikleri zaman hiç kimse tutup da Allah dışında bir isim vermez. Burada müttefikiz. Bak ne güzel. Burada bir birlik yakalanmış. Beraberlik yakalanmış. Hiçbir Müslüman başka bir Müslümana sen başka bir Allah'a inanıyorsun. Sen başka bir Allah tarafından korunuyorsun veya senin Allah'ın başka, benim Allah'ım başka, haşa sümme haşa. Böyle bir ifade var mı? Yok. Gelelim, hiçbir Müslüman birbirlerine kitap noktasında ayrışmaya girmiyor. Sorun, Müslümanlara sorun. Deyin ki, işte herkes Müslüman. Kitabın ne? Söylenecek ifade belli. Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim. Mesela bak burada bir birlik, beraberlik var. Nasıl var? Hiç kimse kitabını işte değiştirmiyor. Herkes kitabın ne dediğin zaman Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diyor. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim diyor. Elhamdülillah. Kitapta birlik beraberlik var.
Her Müslümana sorun. Bütün İslam alemindeki Müslümanlara sorun sevgili kardeşler. Senin peygamberin kim? Diye sorduğunuz zaman alacağınız cevap şu olacaktır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peki. Niye kardeşlerimiz olarak birbirimize sahip çıkamıyoruz? Neden Müslümanları Allah bizi Kur'an-ı Kerim'de kardeş olarak tanıtmış? İşte aramızda fitneler, aramıza nifak sokanlar, münafıklar, efendime söyleyeyim din düşmanlarının Müslümanlar aleyhine oynamış oldukları oyunlar bizi birbirimize düşman etti. Bizi birbirimize hain ettirdi. Şöyle dediler, böyle dediler. Ya biz Allah'a inanıyoruz arkadaş. Tamam. O adamın o hataları var. Niye oturup dua etmiyoruz da biz o adamı kötülüyoruz? Allah o Müslüman kardeşimizin hangi hatası varsa onu düzelsin. Sen de gel buraya dua et. Sen niye böyle bir fitneyi bize bilmediğimiz, duymadığımız bir şeyi getirip buraya bize niye sunuyorsun? Senin derdin iyilikse, bunları Allah için yapıyorsan söylememen lazım. Öyle mi? Bir Müslüman, başka bir Müslümana gidip de bir Müslümanın hatasını çay muhabbetine, günlük muhabbeti konu yapmaz. Yani size haber getiren adama bakacaksın. Sana bu adam bu haberi niye getirdi ya? Ya ben Allah için getirdim. Yalan. Allah için başka bir Müslüman hatası başka birine söylenmez. Faydası olacaksan gideceksin sen uyaracaksın. Veya onu uyarabilecek, onu o hatasından vazgeçirecek olanlara bir şey söyleyebilirsin. Herkese servis edip, herkese servis edip Müslümanların aleyhine insanların öfkesini, kinini arttıracak adama sormak lazım. Sen niye yaptın bunu? Sen Allah için yapmadın, peygamber için yapmadın, din için yapmadın. Sen kendini bir sorgulat bakalım. Senin kaç tane eksiğin, noksanın çıkacak? Allah'a karşı kaç tane nankörlüğün çıkacak? Resulullah'a karşı ne kadar eksiğin çıkacak? Kur'an-ı Kerim'e karşı ne kadar eksiğin çıkacak? Bak Allah örtmüş. Bunu yazan melekler örtmüş. Kiramen katibin melekleri yazıyor günahları. İfşa etmiyor. Sen neden böyle bir şeylerin peşindesin? Sen tilkilik yapıyorsun. Hainlik yapıyorsun. Münafık alameti yapıyorsun. Allah'ı muhafaza eylesin. Allah konusunda birliğimizde sıkıntı yok. Peygamber noktasında birliğimizde sıkıntı yok. Birisi peygamberim Hazreti Muhammed derken öbürü de İsa, Hazreti İsa veya Hazreti Musa demiyor. Herkes bütün Müslümanlara sorduğunuz zaman senin peygamberin kim? Hazreti Muhammed Mustafa diyor. Sana kitabından soruyorlar. Kur'an-ı Kerim diyorsun. Kıbleni soruyorlar. Kabe diyorsun. Din kardeşini soruyorlar. Müslümanlar diyorsun. Müslümanların bütün Müslümanlar. Erkekleri erkek kardeşimiz. Kızları da kız kardeşimiz. Niye uygulamaya gelince firavun muamelesi gösteriyorsun? Niye uygulamaya gelince dışlama muamelesi gösteriyorsun? Böyle kenarlara itilen kardeşin o senin ya. Allah seni kardeş yapmış. Yani anne babadan doğma kardeşlik farklıdır. Ama bir de Allah yapmış ya. Allah demiş ki sana, ey Ahmet, sen Hasan'la kardeşsin. Sen Hasan'ı boğmanın derdindesin. Bitirmenin derdindesin. Mahfuf perişan etme derdindesin. Yanlışlarının peşindesin. Güzelliğine, güzel taraflarına bakmama derdindesin. İşte bir gafilsin. Allah'ın ayetini yaşatmaya engelsin. Kardeşler birbirlerine sahip çıkarken, yanlışlarını düzeltip doğruları üzerinden çalışma yapması gerekirken, sen kardeşini bitirmektesin. Allah'ın ayetlerini yaşatmama derdindesin. Allah size kardeşsiniz dedikçe, Allah sizi kardeş yaptı dedikçe, iman noktasında birbirinizle berabersiniz dedikçe, birbirinize yardımcısınız dedikçe, birbirlerinin velisidir dedikçe, sahip çıkanıdır dedikçe, böyle kaç tane ayet var? Benim Müslüman kardeşim kardeşini bitiriyor be. Kardeşini bitirmenin derdinde, yok olsun derdinde. Ya o yok olunca sıra sana da gelecek. Sen de yok oluyorsun. Ülkeler yok oluyor. Ümmet yok oluyor. Ve sen güleceksin, sevineceksin öyle mi? Sen imanını gözden geçir. Amellerini gözden geçir. Allah'a kulluğunu gözden geçir. Peygamber'e ümmet oluşunu gözden geçir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeye hak sahibiyken o söylememiş.
sahip çıkmış, kucaklamış, gelmişler Resulullah'a. Ya Resulullah, falanca kişi şöyle yapıyor, namaza devam etsin geçecek diyor. Falanca kişi zina etti diyor, tövbe etsin geçecek diyor. Dışlamıyor Resulullah. Ya bizde adam bir şey yaptığı yok. Evhamlardan adamı dışlıyoruz ya. Vehimlerden, hayal ürünlerinden, hayali düşüncelerden dolayı adamı dışlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bir şey yaptığı yok ortada yani. Sadece evham, falanca böyle demiş, filanca böyle demişlerle ümmetlikten atıyorsun adamı. Kulluktan azlediyorsun, tekfirle suçluyorsun. Ama ahirette senin başını ağrıyacak. Bu dışlamalardan dolayı ümmet birlik beraberlik olamadıktan sonra, olamadığından dolayı Allah soracak, niye kardeş gibi davranmadın birbirine? Cevabın ne olacak? İşte falanca bana böyle söylemişti filanca. Allah diyor ki tamam, o söylediğine inandın, falanca bir şey söyledi inandın. Filanca, kulum bana niye inanmadın ya? Ben de kardeşsiniz dedim. Birbirinizi örtün, kucaklayın, yardımcı olun, hataları düzeltmede birbirinize emri bil maruf yapın dedim. Allah'ın kulu olan Hasan'ın, Ahmet'e inandın, Mehmet'e inandın, işte hasetçiye inandın, fesatçıya inandın, fitneciye inandın. Ya bana niye inanmadın sen? Ahmet bir şey dedi inandın, bu konuda deseydin ya, Allah ne diyor acaba ya? Allah gerçekten ne diyor? Niye inanmadın ona sen? İşine gelmedi. Nefsinin hoşuna gitti değil mi? Şeytanın gazı vesvesesi hoşuna gitti değil mi? Yedin mi kardeşini? Yedin. Ümmetin birliğine bir darbede sen vurdun. Ehli küffar vuruyor. Affedersiniz, dinler gibi görünenleri vuruyor. Münafıkları vuruyor. Müslümanlar da dine darbe vuruyor. Bu din nasıl dayanacak ya? Nasıl ayakta kalacak bu din? Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Netice itibariyle Mekkeli Müslümanlar Allah için vatanlarını terk ettiler. Geldiler Medine'ye. Şimdi bir insan, düşün yani, bir yere geliyorsun, muhtaç gelmişsin. Karşındaki insanın hal ve hareketi, bakışı seni çok etkiler. Niye? Ya geçenlerde okuduk bir ayet. Bütün her şeyini bırakıp gelen bir sahabe oldu ya. Ve Allah onun hakkında ne dedi? Estağfirullah. Müminen nâsi men yeşî nefsehü ibtigâ merzâtillâh. Vallahu râfim libâd. Sadece Allah rızası için her şeyini Allah yoluna satanlar oldu dedi. Ve Resulullah ne büyük bir ticaret, ne kazançlı bir ticaret diye o sahabeyi, Efendimiz'i övmüştü. Şimdi hicret etmişler. Resulullah Efendimiz için gelmişler oraya. Medineli Müslümanların tavrı çok önemliydi sevgili kardeşlerim. Orada hepsinin suratı asık olup böyle, bunlar niye geldik? Şimdi biz bunlarla rızkımızı mı bölüşeceğiz? Şöyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız diyerek şekilleri, suratları böyle sirke gibi ekşi ekşi dursaydı, sahabe hicret ettiği için tabii sevinecekti, Allah'ın emrini yerine getiriyordu ama orada bakacak ki Medineliler böyle asık suratlı, ne olurdu? Etkilenirdi, üzülürdü. Ama öyle bir karşıladılar, öyle bir güzel karşıladılar ki kendilerinin beklemediğinin çok çok üstünde. Fevkalade karşıladılar. Son derece mutlu ettiler sahabeleri. Öyle bir kucakladılar, öyle bir sardılar, öyle bir benimsediler ki birbirlerini. Yani sahabe dedi ki ya ben babamın evinde böyle muamele görmedim ya. Kardeşlerimin evinde böyle sıcak muhabbetle karşılanmadım ben. Sahabe evine misafir geliyor. Bak düşün, malı yarıya bölünecek. Evleri paylaşılacak. Rızıklar paylaşılacak. Sahabe bir kucaklıyor. Sahabe bir kucaklıyor ki gelene, Mekke'den gelen Müslüman babasından görmediği sıcaklığı, muhabbeti, feyizi, bereketi Medineli Müslüman kardeşinden görecek. İşte buralardayız. Sen böyle bir ümmet olsan, şu birlik beraberlik bizde olsa, kardeşimiz ya senede bir kere davet ediyoruz Ramazan'da, geliyor, gitmesini bekliyoruz. Veya adam dese ki misafir geleceğim, ikinci hafta sana geleceğim dese, veya ikinci ay, ya bu da amma çok geliyor deriz ya. İkinci ay, üç ay, senede birkaç kere gelse Müslüman evine, Müslüman kardeşim, Allah rızası için bir bardak çay içip gidecek. Senin malının yarısını almayacak. Evinde yatılı gelmeyecek. Bir bardak çay içecek ya. Bir buçuk iki saat evinde oturacak. Daha sen buralarda hazımsızsın. Senin İslam'da ve imanda kardeşlik anlayışını öldürmüşler. Mezara koymuşlar. Üstünü toprakla örtmüşler.
Bayıltmamışlar senin kardeşlik anlayışını. Öldürtmüşler. Müslüman evine 1,5 saatliğine tahammül edemiyor. İkinci, üçüncü ay gitmeye kalkışsan hanımın izin vermiyor. Belki kendin gitmek istemiyorsun. Niye? Öldürdüler de o yüzden. Allah'ım canlandırmayı nasip etsin. Bak, öyle bir kucaklamışlar ki Mekkeli Müslümanlar kardeşlerimiz ne demiş sahabe efendilerimiz? Ya demişler, iyi ki hicret ettik. Biz burada evlerimizde, akrabalarımızda, anne babamızda bulamadığımız muhabbeti, İslam kardeşliğinin güzelliğini bize Medineli Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimiz yaşattılar. Allah'ım böyle ensar gibi kucaklamayı, ensar gibi kucaklamayı, evimize bir Müslüman geldiğimiz zaman veya ticarethanemize herhangi bir yere seve seve böyle, benim Müslüman kardeşim gelmiş ya, bana derdini anlatmaya gelmiş, benden bir şeyler istemeye gelmiş, Allah'ın sevabından beni hissedar etmeye gelmiş diye sevinen bir Müslüman tüccar, sevinen bir Müslüman ev sahibi, hane sahibi nerede be? Dedik ya, öldürmemiş, bayıltmamışlar. İslam kardeşliğimizi bayıltmamışlar anlayışını. Öldürmüşler. İslam kardeşliği anlayışı ölmüş. Bak, Resulullah döneminde ne kadar güzel oldu. Öyle karşıladılar ki hiçbir Mekkeli Müslüman, muhacir sahabe efendilerimiz bir daha Mekke'ye dönmeyi arzu etmemiş. Medineli Müslüman kardeşleri öyle bir karşılamışlar ki kendilerini hiç yabancı hissetmemişler. Allah'ım bize de böyle bir anlayış nasip etsin inşallah. Sevgili kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 45 tane ensar, yani Medine'deki Müslümanlardan 45 tane de Mekkeli Müslümanlardan seçiyor ve onları bir araya getiriyor. Gelin bakalım. 45 tane. Kardeşlik müessesesiyle beraber hepsini birbirleriyle kardeş yapıyor. Ama şöyle kardeşlik yapıyor. Medine'li ailelerden her birinin reisi Müslüman bir aileyi yanına alacak. Bir günlük değil ha. Bir haftalık da değil. İşler ne zaman yoluna girecekse o zamana kadar. Yani tarihi yok, vadesi yok. Senin evine Müslüman kardeşin gelecek. Bir de o zamanki evleri şöyle düşünün. Böyle 160 metre, 200 metre, 300 metre değil. Belki bir oda, belki iki oda, belki üç oda. Kerpiçten böyle iki aile, üç aileyi kaldırabilecek şekilde değil. Araya duvarlar örülerek, perdeler çekilerek kardeşler arasında paylaşım oldu. Mallarını Medineli Müslümanlar, geliyor Resulullah Efendimiz, Medineli Müslümanlardan birini çağırıyor. Onu da çağırıyor, diyor ki siz kardeşsiniz. Mallarınızı paylaşacaksınız. Şimdi mallarınızı paylaşacaksınız diyor ama Mekkeli Müslümanlarda bir şey yok zaten. Buradan tabiri caizse kinayeli bir şekilde Efendimiz ne yapıyor? Medineli Müslümana mesajı veriyor. Sen paylaşacaksın. Var olan malını ikiye böleceksin. Çünkü burada fedakarlık Medineli Müslümanlarda gibi görünüyor ama bu malının yarısını paylaşıyor Medineli Müslüman. Ensar, yani ensar ziyade yardım edici demek. Ama dikkat edin, Mekkeli Müslüman malının tamamını bırakıyor. Tamamını bırakıp geliyor. Evini bırakıp geliyor. İnanmadığı için hanımını bırakıp geliyor. Babasını, annesini bırakıp geliyor. Ha, Medineli muhacirler de ne? Onlar da güzel fedakar değil mi kardeşler? Evet. Şimdi böyle paylaşılıyor. Ama Efendimiz ensarla muhaciri kardeş yaparken birbirlerine uyumlu, hilkatleri, yaratılış gereği birbirlerine uyumlu olanları seçiyor. Hani davul dengi dengine çalar diye bir ifade var. Tutup da birbirlerine uyum noktasında sıkıntı yaşayabilecek. Çünkü adamın bir hayatı vardır. Bazılarının hayatı vardır, bilirsiniz böyle. Çok disiplinlidir adam. Birisi de vardır, latifelidir. Öyle çok ciddiye almadığı şeyler olabilir. Ama öbürünün son derece ciddiye alıp şey. Eğer onları kardeş yapsa belki ileride sıkıntı olur diye Efendimiz yaratılışları ve birbirlerinin tabiatlarının uygunluğu baz alarak birbirlerini kardeş yapıyor.
Burada birkaç sahabeye örnek vermek istiyorum. Mesela Selman-ı Farisi ile Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz'i kardeş yapıyor. Birbirlerine uyumlu. Ammar, Hazreti Ammar ile Huzeyfi'yi biliyorsunuz, Huzeyfe radıyallahu anh sır küpü olan bir sahabe. Münafıkların listesini Allah Resulü'nün kendisine bizzat verdiği sahabe Efendimiz, münafıkların listesini tutan ama hiç kimseye de söylemeyen bir sahabe. Şimdi birilerine Resulullah söyleyecek de onları insanlar neler nelerde yayınlıyorlar. Bayılırlar böyle nifak çıkarmaya, ortalığı bölmeye. Bak Allah ne diyor? Gizleyin diyor. Resulullah Efendimiz gizlettiriyor. Niye? Ya ümmetin bölünmesi kimsenin faydasına değil. Ehli küffara şakşakçılık olur. Onların sevinçlerine ortak olursun. Huzeyfe radıyallahu anh bütün münafıkların listesini veriyor. Ve sonraki hayatında Hazreti Ömer yalvarıyor ona. Kaç kere yalvarıyor hem de. Çok sahabe yalvarıyor. Ya ne olur şunların isimlerini ver de başka, biz de ona dikkat edelim. Hayatımıza dikkat edelim diyor. Ama vermiyor be. Şimdi bizim Müslümanların eline bir geçsin. Niye bizim Müslümanlar diyoruz? Kardeşim biz Kur'an'a sünnete göre yaşamadığımız için evet Allah'a inanıyoruz elhamdülillah ama işte böyle sır saklamada beceremiyoruz. Nefsani duygularımıza bazen mağlup olabiliyoruz. Şeytanın vesveselerine bazen mağlup olabiliyoruz. Niye? Ameller zayıf. Ameller gevşek. Amellerin içinde de bir sürü eksiği noksanı var. Düzeltmeye de niyetimiz yok. O yüzden hep kaybediyoruz. Kazanma durumumuz olmuyor. Rabbim hepimizi düzelsin inşallah. Musab bin Ömer ile biliyorsunuz Eyüp'te yatan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini kardeş yapıyor. Niye? Bunların birbirlerine mizaç olarak, huy olarak birlikleri, beraberlikleri vardı. Ensar her biri Müslüman kardeşinin evinde barındırıyor. Beraber çalışıyorlar, beraber yiyorlar. Bu nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakan bir kardeşti. Ya bugün insan öz kardeşine yapmayacağı şeyler var. Şöyle bir olay vardı. Bakın bu da bir enteresan. Burada not aldım bunu. Medineli birisi vefat etti. Şimdi kardeşlik kuruldu ya. Medineli Müslümanlardan bir sahabe efendimiz vefat ettiği zaman muhacir kardeşi akrabalarıyla beraber ona mirasta varis oluyordu ya. Vallahi bugün yerler birbirlerini. Sen nereden geldin? Senin ne işin var bu işte? Şimdi diyor adam yani gerçekten merak ediyorum. Gerçek miras sahibi olan. Mesela adam ölmüş. Çocukları kalmış. Çocuklar öz kardeşler. Annesi babası bir. Öz kardeşler birbirlerine bir şey paylaşmamanın derdindeler. Medineli Müslümanlarda birisi vefat ederse Mekkeli muhacir ona hissedar olacak. Ona da mirastan pay verilecek. O da kardeşten sayılacak. Böyle bir kardeşliği Allah rızası için söylüyorum. Dünyada kim dayanabilir? Bu kardeşlik gücüne dayanabilecek hiçbir güç yok. Ve olamaz da olamayacak da sevgili kardeşlerim. Mümkün değil olamaz yani. Mümkün değil böyle bir kardeşliğe kainatta dayanabilecek bir güç yok. Bugün adam öz kardeşini mirastan men etmek için hilelerin hurdalarının peşinde. Kalbinde, gönlünde ne tilkiler, ne kurnazlıklar, ne fırıldaklar dönüyor. Ona bir şey bırakmayalım diye. Allah'ın verdiği hakkı vermemenin derdinde. Orada ise hiç mirasta, miras hukukunda kardeşler Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, İslam için gelmiş birisine mirastan hak var mı? Bak onlar birbirlerine ayırıyorlardı. Böyle bir kardeşliğe İnanın yapacak bir şey yok ya. Medineliler bununla kalmıyor. Bunun yanında Resulullah Efendimiz'e şunu teklif ediyorlar. Ya Resulallah bu tam olmadı ya Resulallah. Sahabeler ya. Medineli sahabeler geliyorlar Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah bu kadar olmaz diyor ya. Tam olmadı diyor. Tam paylaşma olmadı. Ne? Medineli Müslümanlar biliyorsunuz hurmalık bahçelikleri var. Aralarında hurmalık ticarethane gelirleri ya gelirleri gelirinden geliyorlar Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah bizim hurma bahçeleri var. Biz hurmalardan gelir elde ediyoruz. Bunlara da diyor hurmala hissedar yapacağız.
O da yarı yarıya olsun ya Resulallah. Efendimiz diyor ki onlar ziraattan anlamaz. Onlar Mekke'den geldi. Bu konuda aleyhissalatü vesselam yol vermiyor onlara. Bu konu kalsın diyor. Medine'li Müslümanların içi rahat etmiyor. Gidiyorlar, düşünüyorlar, taşınıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e teklife geliyorlar tekrardan. Ya Resulallah tamam, öyle vermeyelim, bedava gitmesin, tamam, o zaman şöyle yapalım. Madem bunlar ziraattan anlamıyor, onlar diyor, madem şeyi bilmiyorlar, bahçenin tımarı ve sulama işlerini onlar yapsın. Suyu götürmesi, getirmesi, işte hurmalığın etrafındaki o ağaçların alınması, ağacın yetişmesine engelleyecek bitkilerin alınması, bunları onlar yapsın. Ağaçlarla alakalı bölümü de, yani ağaçlardan önce, hurma ağacından önceki yapılması gerekenleri kardeşlerimiz yapsın. Biz de ağaçla alakalı gerekenleri yapalım. Toplama işi, ağaçta ilaçlama, aşılama neyse, biz de onlarla ortak olalım. Resulullah Efendimiz bu güzel kardeşliği, bu güzel düşünceleri görünce hatırlarını kırmıyor. Diyor ki peki, bu da diyor paylaşılma olsun. Hiçbir tarihte bakın, Adem Aleyhisselam'dan 2018 yılındayız sevgili kardeşlerim. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar tarih böyle bir paylaşım, böyle bir kardeşlik, böyle birlik ve beraberlik görmedi. Allah'ım bizlere de bu işleri nasip eylesin inşallah. Şimdi şunu da anlatmadan geçemeyeceğiz. Bunu da anlatıp programımızın sonuna geldik sevgili kardeşlerim. Ensar kardeşlerimiz bize mal verdi, mülk verdi diye muhacirler gelip de yan gelip yatmadılar. Oh dediler, nasıl olsa bunlar bize verecek, paylaşacak demediler. Efendimiz Sa'd bin Rebi ile karşılığında cennetle müjdelenen Abdurrahman bin Af var. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisi. Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Af Hazretlerini Allah Resulü kardeş yaptı. Kardeş yaptıktan sonra Sa'd bin Rebi dedi ki ona, ey dedi kardeşim Abdurrahman, benim dedi malım mülküm çok. Allah dedi madem bizi kardeş yaptı, Müslümanların diyor burada zenginiyim ben diyor Medine'de. Gel diyor sen, benim diyor bu malımı paylaşalım. Abdurrahman bin Af buyurdu ki, Allah diyor sana malını hayırlı kılsın. Benim diyor onlara ihtiyacım yok kardeşim. Sen bana en büyük yapacağın iyilik şu, pazarın yolunu göster. Alışveriş yaptığınız çarşının yolunu göster deyince, Sa'd bin Rebi hatırını kırmıyor. Ona ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürüyor. Orada Abdurrahman bin Af radıyallahu anh bu güzel hareketinden dolayı yağ, peynir gibi şeyleri alıp satarak ticarete başlıyor. Efendimiz Abdurrahman bin Af'ın bu gözü tokluğuna, aç gözlü olmayışına, bu kadir şinaslığına Allah diyor malının çoğalması ve bereketlenmesi için Allah'a dua ediyor Abdurrahman bin Af'ın. Ve Abdurrahman bin Af radıyallahu anh gerçekten çok yakın bir zaman içerisinde Medineli tüccarlar içerisinde hatırı sayılır bir zengin oluyor. Tabii Abdurrahman bin Af ne yapıyor? Öyle bizim gibi malı cukkalama, depolama, stoklama değil. Paylaşma yolunu tercih ediyor. Bakın ne yapmış. Diyor ki hatta Abdurrahman bin Af, ya Resulullah bana öyle bir dua etti. Neredeyse diyor bir taşın altını kaldırsam sanki oradan altın gümüş çıkıyor. Her yerden diyor bana altın ve gümüş geliyordu diyor. Resulullah'ın duasının bereketiyle diyor Allah beni dünyalık mal noktasında çok ileri noktalara getirdi diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'e fazlasıyla servet edinen Hazreti Abdurrahman bin Af, sevgili kardeşlerim, sadece bir defasında tam 700 deveyi yükleriyle beraber, 700 tane deve ayrıyeten yükleriyle beraber fi sebilillah, yani hiç karşılık beklemeden sadece Allah rızası için Allah yolunda bütün malını feda etmişti. Ya inşallah Türkiye'miz cömerttir, Allah razı olsun da biraz daha mı cömert olmamız lazım? Veya tüm dünyadaki Müslümanlar mı biraz cömert olmaları lazım? Bu konuda biraz kararsız kalıyoruz sevgili kardeşler. Rabbim bu konuda inşallah hepimize
muvaffakiyetler versin de böyle güzel kardeşlik, böyle güzel birlik beraberlik, böyle güzel Allah yolunda, peygamber yolunda hayat yaşamaya yaşayacak arkadaşlar, kardeşler Rabbim bize ikram etsin inşallah. Şimdi bölümümüzün sonuna geldik sevgili kardeşlerim. Haftaya inşallah yine kardeşlik üzerine kurulu bu güzel müesseseden bahsetmeye çalışacağız. Allah sizlerden razı olsun. Hayırlı isteklerinizin tamamını Rabbim size ikram eylesin. Dünyaya çalışırken ahireti unutmayan, dünyalığın içinde kendisini dünyaya kaptırmadan Allah yolunda kazandıklarınızı da harcayabilen ümmet olabilmeyi, kul olabilmeyi Rabbim baştan hepsimiz olmak üzere bu kıymetli bu kardeşimize ve kıymetli izleyen sizi izleyicilerimize yani sizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Cumamız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Allah'a emanet olunuz.